Merhabalar arkadaşlar. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu dersimizde arkadaşlar ilk olarak scanf function konusunu işleyeceğiz. Nedir scanf fonksiyonu? Scanf fonksiyonu kullanıcıdan bir input, yani girdi almak istediğimiz zaman kullandığımız bir fonksiyon arkadaşlar. Daha sonra programlamanın olmazsa olmazlarından, çok önemli konularından olan if else konusunu, yani koşul cümlelerini işleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen scanf fonksiyonunu işleyerek başlayalım. Yeni bir proje oluşturuyorum ve include diyerek standart input output kütüphanemi programıma dahil ediyorum arkadaşlar. Hemen main fonksiyonumu yazdım. Şimdi arkadaşlar scanf fonksiyonunun kullanımına bakalım. Öncelikle şu anda biz kullanıcıdan bir veri almak istediğimiz için ekranda şu şekilde bir mesaj görüntüleyelim arkadaşlar. Bizim alacağımız buradaki değerimiz bir sayı olsun, tam sayı olsun ve mesaj olarak şöyle bir şey yazdıralım. Bir sayı giriniz. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi arkadaşlar kullanıcının girdiği sayı bir değişkenin içerisinde tutmam gerekiyor. Hemen bir integer değişken tanımlayalım. Int sayı 1 dedim. Şu anda içerisinde gördüğünüz gibi herhangi bir değer ataması yapmadım. Sadece o değişkeni oluşturdum. Kullanıcının girdiği bu sayıyı sayı 1 isimli integer değişkenin içinde tutmak istiyorum. Peki hala bunu nasıl yapabilirim? Dersin başında söylediğim scanf fonksiyonunu kullanarak bunu yapabilirim. Scanf deyip parantezlerimi açtıktan sonra tıpkı printf fonksiyonunda bir değişken kullanmak istediğimizde nasıl formatlayıcı kullanıyorsak scanf'te de benzer bir durum var arkadaşlar. İki parametre alıyor. Birinci parametre olarak tırnakları açıyoruz arkadaşlar. Hangi tipte bir değer geleceğini biliyorsunuz, geçen ders bunları öğrenmiştik, tablosunda göstermiştim. Öncelikli olarak yüzde diyoruz. Daha sonra hangi tipte bir değer gelecekse o değere ait harfi yazıyoruz. Şimdi biz burada integer bir değer alacağımız için arkadaşlar doğal olarak tıpkı integer değişken yazdırdığımızda da olduğu gibi %d kullanıyoruz. Daha sonra iki parametre aldığımızı söylemiştik. Birinci parametreyi aldık. Parametreleri ayırmak için arkadaşlar bir fonksiyonun içinde virgül kullanıyoruz. Virgülümüzü koyduk. Ve şimdi gelen değeri hangi değişkenin içine almak istediğimi yazmalıyım. Ben burada hangi değişkenimin içine alacağım bu değeri? Sayı 1 değişkenin içine. Fakat arkadaşlar şu anda işim bitmedi. Şimdi ben bu satırı sonlandırdım ama henüz işim bitmedi. Şimdi programa şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Bu gelen değeri evet sayı 1 değişkenin içine alacağım ama sayı 1'i sadece sayı 1 diyerek gösteremiyorum input alırken. Sayı 1'in adresi demem gerekiyor. Bunu da C'de yapmanın yolu arkadaşlar başına ampersand koymak. Ampersand sembolünü klavyeden shift ve 6 sayısına basarak yapabilirsiniz bu şekilde. Siz değişkenin başına ampersand koyduğunuz takdirde arkadaşlar C bunun hafızadaki adresini gösteriyor. Yani burada basitçe Türkçe ifade edecek olursak ne söyledik? Ben bir input alacağım. Integer tipinde olduğunu söylüyorum. İlk parametre olarak tırnak içerisinde. İkinci parametre ise ben bu input'u nereye alacağım? Sayı 1 değişkeninin içine alacağım. Ve burada ampersand diyerek de sayı 1'in adresini ifade ediyorum. Tabi burada adresten kastettiğimiz yer neresi arkadaşlar? Bu değişkenin RAM'deki adresi, yani hafızadaki adresi. Şu ana kadar yazmış olduğum kodlar sayesinde girilen sayıyı sayı 1 isimli değişkene atmayı başardık arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım işlemleri doğru yapmış mıyız? Printf fonksiyonuyla görüntüleyelim. Girdiğiniz sayı diyelim. 2 noktayı üst üste koyduk. Buraya bir değişken gelecek. O yüzden %d koydum. Integer değişken gelecek. Virgül dedim. Hangi değişkenin geleceğini yazıyorum. Sayı 1. F11'e bastım arkadaşlar. İlk çalıştırma olduğu için nereye ve ne olarak kaydedeyim diyor. Üçüncü program dedim. Uzantı olarak C'yi seçtim. Ve şu anda programımız derlenip çalıştırılıyor. Evet, bir sayı giriniz dedi. Bizim ekranda yazdırdığımız mesaj geldi ilk olarak. Biz burada sayı olarak 96 diyelim örneğin. Enter'a bastığımız andan itibaren arkadaşlar scanf fonksiyonu çalışacak. Yani biz bu değeri input olarak göndermiş olacağız. Bakalım her şey yolunda mı? Enter'lıyorum. Çok heyecanlıyım. Ve evet arkadaşlar doğru sonucu görüntüledik. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde scanf fonksiyonunu kullanarak kullanıcıdan inputlar alabiliyoruz. Şimdi gelin birlikte basit bir uygulama daha yapalım. Kullanıcıdan iki sayı alalım ve bu iki sayıyı toplattıralım. Hızlı bir şekilde kodlayalım bunu. Şimdi bir sayı giriniz mesajımız burada kalsın. Ben burada sayı 1 dedikten sonra virgül diyorum. Bir de sayı 2 değişkenini tanımlayabiliyorum. Tek satır içerisinde bu şekilde virgül kullanarak birden fazla aynı tipte değişken tanımlayabilirsiniz. Bunu da ilk defa yapıyoruz birlikte. Sayı 1 ve sayı 2'yi aynı anda tanımlamış oldum integer tipinde. Şimdi burada ilk defa enter'a bastığında şurası çalışacak. Gelip
İlk gelen sayıyı sayı 1 değişkenin içine attı. Biz bu satırdan sonra tekrardan kullanıcıya bir sayı giriniz mesajı gösterelim. Ve burada gelip tekrardan bir atama işlemi yapalım scanf fonksiyonunu kullanarak. Bu sefer ikinci gelen sayıyı sayı 2 değişkenin içine atalım. Ve şimdi arkadaşlar üçüncü bir değişken tanımlayalım int toplam adında. Gelelim buraya basitçe sayı 1 artı sayı 2 dedim. Şöyle yazabilirsem. Evet, son olarak gelip bu toplam değişkenini toplam sonucu deyip bu şekilde yüzde d ile yazdıralım. Hangi değişkeni yazdıracağım? Toplam değişkenini yazdıracağım. F11'e bastım arkadaşlar. Bakalım her şey yolunda mı? Bir sayı giriniz dedi. 5 girdim. Peki şu anda kodumuz hangi kısma kadar çalıştı arkadaşlar? Enter'a bastığımız için buraya kadar çalıştı. Ve ikinci bir sayı giriniz mesajını görüntüledi. İkinci defa bir sayı giriniz mesajını görüntüledi. 3 girelim arkadaşlar. Enter'a bastığımda devamında ne gelmesini bekliyorum? Kodum tamamı çalışacak artık. Burası çalışacak. İkinci girilen sayı sayı 2 değişkenine atılacak. Ve sonra bu toplam işlemi yaptırılacak. Toplam sonucu yazdırılacak diye düşünüyoruz. Öyle inanıyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde kodumuz çalıştı. Her şey yolunda. Evet sevgili arkadaşlar. Scanf fonksiyonu öğrendiğimize göre if koşul bloklarına geçiş yapabiliriz. Şimdi şu şekilde düzenlemek istiyorum arkadaşlar kodumu. Burada iki tane sayı girişi almaya devam edelim. Ve bu aldığımız iki sayıyı bu değişkenlerde tutalım sırasıyla. Gelelim if ve else koşul bloklarının ne olduğuna. Arkadaşlar if kelimesi zaten İngilizceden gelen bir kelime. Eğer anlamına geliyor. Bir koşul ifade ediyor. Biz de programda sık sık if koşul bloklarına ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Çeşitli problemler çözerken çeşitli ihtiyaçları yerine getirmek için. Pekala if'in sintaksi nasıl? Nasıl kullanılıyor? Gelin birlikte bakalım. Keyword olarak if dedikten sonra arkadaşlar parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Ve daha sonrasında tıpkı main fonksiyonunda olduğu gibi küme parantezlerimizi açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Kodlarımız buraya gelecek. Pekala parantezin içine ne gelecek? Parantezin içine ise arkadaşlar bizim koşulumuz gelecek. Eğer bizim if'in içine yazdığımız koşul doğruysa bu if bloğunun içi çalışacak. Yanlışsa yani doğru değilse de else bloğu çalışacak arkadaşlar. Else de değilse anlamına geliyor. Tekrar edeyim. Eğer if'in içerisine yazdığımız koşul doğruysa if kod bloğu çalışacak. If'in içerisine yazdığımız koşul doğru değilse de else koşul bloğu çalışacak. Peki yazdığımız her if koşul bloğu için bir else olmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Dilersek sadece if koyup bitirebiliriz. Eğer koşul doğruysa burası çalışır. Doğru değilse hiçbir şekilde buraya girmez ve program normal akışına devam eder arkadaşlar. Ama eğer şunu istiyorsak arkadaşlar, koşul doğruysa bunlar bunlar olsun, doğru değilse de bunlar bunlar olsun diye bir isteğimiz varsa o zaman else bloğuna ihtiyaç duyuyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçen dersimizde operatörleri işlemiştik arkadaşlar. Operatörleri if bloklarının içerisinde sık sık kullanıyoruz. Örneğin ilk örnek olarak bu girilen iki sayının eşit olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için gerekli operatörümüz neydi arkadaşlar? Geliyorum ben buraya. Kıyaslayacağım iki değer ne? Sayı 1 ve sayı 2 değişkeni. Sayı 1 eşit eşit sayı 2 diyorum. Bunun anlamı sayı 1 sayı 2'ye eşit mi? Bunu kontrol ediyor. Eğer sayı 1 sayı 2'ye eşitse burası true döner arkadaşlar. Doğru sonuç döner. If koşul bloğunun çalışması için if'in içerisindeki koşulun her zaman true olması gerekiyor arkadaşlar. Ne demiştik? Sayı 1 sayı 2'ye eşit mi? Onu kontrol ediyoruz. Eğer sayı 1 sayı 2'ye eşitse buradan true sonucu dönecek bize değer olarak ve bu bloğumuz çalışacak. Else diyelim arkadaşlar. Bunun da anlamı bu durumda ne olmuş oldu? Bu koşulun false halini kontrol ediyor. Eğer true'ysa bu koşul burası çalışacak. Eğer bu koşul false ise burası çalışacak. Türkçe ifade etmek gerekirse bu iki sayı birbirine eşitse buraya çalıştıracağız. Bu iki sayı birbirine eşit değilse buraya çalıştıracağız. Hemen gelelim mesaj olarak eğer eşit kısmı çalışıyorsa şöyle diyelim. Girdiğiniz iki sayı eşit diyelim. Eğer değilse de girdiğiniz iki sayı eşit değil mesajını ekranda görüntüleyelim. Çalıştırıyorum arkadaşlar programımızı. İlk değer olarak 100 girdim. İkinci değer olarak 50 girdim. Enter'a bastığımızda ne gelmesini bekliyoruz arkadaşlar? Doğal olarak else kısmının çalışmasını bekliyoruz. Çünkü bu iki sayı birbirine eşit değil. Bakalım doğru çalışacak mı?
Evet, mesaj olarak girdiğiniz iki sayı eşit değil mesajını görüntüledik. Kodumuzda herhangi bir hata yok ama şu an tam testi yapmış değiliz. Bir de eşitlik durumunu kontrol edelim. O da doğru şekilde çalışıyor mu? İlk sayı olarak 3 girdim. İkinci sayı olarak da 3 giriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi girdiğiniz iki sayı eşitledi. If else'lerin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte diğer operatörlerimizi de kullanalım arkadaşlar. Örneğin hangi sayının büyük olduğunu kontrol edelim. Gelelim buraya. Sayı 1 büyükse sayı 2'den. Birinci sayı daha büyük diyelim. Değilse sayı 2 sayı 1'den büyüktür arkadaşlar. Ya da eşit olma durumu var. Şimdi bu durumda şu detaya bakmak istiyorum sizinle beraber. Sayı 1 sayı 2'den büyükse burası çalışacak arkadaşlar. Değilse, yani sayı 2 sayı 1'den büyükse burası çalışacak. Aynı zamanda sayı 2 ile sayı 1 eşitse de burası çalışacak. Peki hala neden? Bir tahmininiz var mı? Aslında nedeni basit arkadaşlar. Çünkü sayı 2 ile sayı 1'in eşit olma durumunda buradan false değeri geldiği için buranın çalışmasını bekliyorum. İsterseniz deneyelim. Birinci sayı daha büyük olarak buraya yazdırdık. Buradaki mesaja gelelim, diyelim ki ikinci sayı daha büyük veya sayılar eşit diyelim. Çalıştırıyorum arkadaşlar programımı. Öncelikli olarak gerçekten de birinci sayıyı ikinci sayıdan büyük girelim. Mesela 10'a 5 girelim. Birinci sayı daha büyük mesajı geldi. Şimdi ikinci sayının birinci sayıdan büyük olduğu durumu gerçekleştirelim arkadaşlar. 3 girdim ve 9 girdim. Gördüğünüz gibi else bloğundaki mesaj çalıştı. Else bloğu çalıştı. Şimdi ise az önce söylediğim durum olan iki sayının eşit olması durumunu girelim. Bakalım yine else bloğu çalışacak mı? Yoksa hiçbir şey olmayacak mı? 5'e 5 girdim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce söylediğim durum gerçekleşti. Nedeni tekrar kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz burada if'in içerisinde koşul olarak sayı 1 sayı 2'den büyük mü diye sorduk. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse burası true dönüyor arkadaşlar. Ve az önce söylediğim gibi true döndüğünde if'in içerisi çalışıyor. Bunun haricindeki tüm durumlar if'in içerisine yazdığımız koşulun false durumu olduğu için, yani aksi durumu olduğu için else bloğu çalışacak. Pekala, aklınıza şu soru gelebilir doğal olarak. Ben sayı 1 sayı 2'den büyük mü onu kontrol etmek istiyorum. Sayı 2 sayı 1'den büyük mü onu kontrol etmek istiyorum. Veya son gerçekleşebilecek durum olan sayı 1 ile sayı 2 eşit mi bunu kontrol etmek istiyorum. Bunu da yapmanın bir yöntemi var arkadaşlar. If dediniz, ilk koşulunuzu yazdınız. Daha sonra şöyle bir isteğiniz olabilir. Bu koşul doğru değilse ama şu koşul doğruysa gibi bir cümle kurmak istediğinizde bunun da yöntemi basit. Else demek yerine else boşluk if diyoruz arkadaşlar ve tekrar koşulumuzu yazıyoruz. İlk koşulumuz sayı 1'in sayı 2'den büyük olma durumu. Else if değilse ve şuysa anlamına gelen else if'imi koydum. Sayı 2 büyükse sayı 1'den diyorum. Burada geldim. Bu sefer ikinci sayı daha büyük mesajımı yazdırdım. Ve son olarak else koyuyorum arkadaşlar. Bunun da anlamı bu da doğru değilse, bu da doğru değilse gel burayı çalıştır. En son ben doğruyum, beni çalıştır diyor. Zaten eğer bu iki koşulda sağlanmıyorsa arkadaşlar bu iki sayı eşittir. Çünkü totalde 3 durum gerçekleşebilir. Ya sayı 1 büyüktür, ya sayı 2 büyüktür ya da bu iki sayı eşittir. O halde en sonki else bloğumuzun içine bu duruma eşit olduğunda gireceğini bildiğimiz için iki sayı eşit mesajını yazdırıyorum arkadaşlar. Şimdi test ediyorum kodumu. Önce ilk sayı büyük olsun. Basitçe 10'a 5 girelim. Birinci sayı daha büyük dedi. Tekrardan çalıştırıyorum. 5'e 10 girelim. İkinci sayı daha büyük dedi. Ve son olarak 10'a 10 girelim. İki sayı eşit dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar if else koşul cümlelerinin mantığı bu şekilde. Aslında kullanımı oldukça basit ve bir o kadar da zevkli. Farklı bir operatör kullanalım arkadaşlar. Sıfırdan if koşulu yazalım. Ve diyelim ki bu sefer sayı 1 ünlem eşittir sayı 2. Bunun Türkçesi neydi arkadaşlar? Bu operatörü hatırlıyor musunuz? Önceki dersimizde öğrenmiştik. Ünlem eşittir, eşit değildir anlamına geliyor. Yani bunun anlamı sayı 1 sayı 2'ye eşit değilse. Eşit değilse burası çalışacağı için ne diyelim? Sayılar eşit değil. Else dediğimizde ne olacak arkadaşlar bu sefer?
Burası false olduğunda burası çalışacağından sayı 1 sayı 2'ye eşit değil durumu false'sa sayı 1 ile sayı 2 eşittir. O yüzden buraya da gelip sayılar eşit diyorum. Mantığı artık iyi kavradığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten detaylıca bahsettim. Artık burası sizin için çocuk oyuncağı. Bunun farkındayım. Şimdi şu programı bir çalıştırıp deneyelim son olarak. Bir sayı giriniz 5. İkinci bir sayı daha girmemizi istiyor. 100 girdim. Sayılar eşit değil dedi. Neden? Sayı 1 ile sayı 2'nin eşit olmama bloğu çalıştı. Burası çalıştı. Şimdi son olarak eşitliğini görüntüleyelim. 999'a 999 girelim. Şöyle alalım, kodları da görelim. Enter'ladık ve sayılar eşit dedi. Evet arkadaşlar, şimdilik bu dersimiz için if else konu anlatımını sonlandırmak istiyorum. Gelecek dersimizde if else koşul bloklarını kullanarak örnek problemler çözeceğiz. Ve akabinde switch konusunu işleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derste görüşmek üzere.